Z Kuşağı'nın yeni bölümüyle TV Spor ekranlarında karşınızdayız. Bu haftaki konuklarımız Paris Saint-Germain Akademisi'nin değerli üyeleri Efe Berk Orun, Elanil Temel Kur'an, Abdurrahmane Kamara ve tercümanı sevgili Manoli Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz? Ben deyim. Efe Berk, istersen seninle başlayalım. Sen de ekibin diğer arkadaşların gibi gelecek vadeden bir futbolcu adayısın. Kendini bize biraz tanıtabilir misin? Ben Efe Berk Orun, 2004 doğumluyum. Stoper mevkisinde oynuyorum. Paris Saint-Germain Akademi ile 2 yıl önce Antalya kampında tanıştık. O kampta hocalarım beni beğendi. Hocalarımın verdiği metotlara çalışarak Paris Saint-Germain Selection kampına gittim. Orada en iyi 3 oyuncu arasında yer aldım. Şu anda Paris Saint-Germain'in takibindeyim ve hocalarımla beraber çalışıyorum. Paris Saint-Germain'de geçtiğimiz yıl beğenilen isimlerin arasındasın. Bu yılda pandemi olmasaydı sanırım artık Paris'te forma şansı evet. bulmaya çalışacaktın. Elanil, sen bir de senin kendini tanıtabilir misin? Adım Elanil, soyadım Temel Kur'an. 2010 doğumluyum. Futbola ilgi duyuyorum ve şu anda Paris Saint-Germain'de orta saha oyuncusuyum. Paris Saint-Germain'de ilk Nihat Hoca ile tanışarak bu takıma katıldım. Ve şu anda ilerlemeye çalışıyorum. Daha iyi oynamaya çalışıyorum antrenmanlarla. Sen de zaten direkt Paris Saint-Germain'in en beğenilen oyuncularından birisi oldun dünya çapında. Geleceğine dair şeyleri biraz sonra konuşacağız. Abdurrahmane Kamara, sen de hoş geldin. Kendini bize biraz tanıtabilir misin? Est-ce que tu peux te présenter? Je me présente, je me nomme Abdurrahmane Kamara. Abdurrahmane Kamara. Je viens de la Guinée-Conakry. Yeniden geliyorum. Je vole dans l'Académie Paris Saint-Germain, l'Académie Turquie. Paris Saint-Germain Akademisi'nde oynuyorum. O zaman ilk olarak Efe Berk, senle başlayalım. Kamp döneminde geçtiğimiz yıl seçildiğinden bahsetmiştin. Bu kamp dönemi nasıl geçti? Bize biraz bunu anlatabilir misin? Kamp dönemi benim açımdan güzel geçti. Orada farklı ülkelerden oyuncularla tanıştım. Tanışma fırsatı buldum. Hazırlık maçlarına çıktık orada. Oranın altyapısıyla maç yaptık ve kazandık oradaki takımımızla. Peki mesela yetkililer seninle direkt nasıl ilgilendi? Gel bizim futbolcumuz ol diye mi, yoksa hani direkt hocalarına mesaj verip gelecek sezonlarda görmek istiyoruz gibisinden mi? Hocalarına mesaj verip burada biraz daha çalışmaya devam edip pandemi olmasaydı bu dönem gidecektim. Stoper oynuyorsun. Bir stoper için sen kendini nasıl örneklendirebilirsin? Mesela ayağı iyi olan stoperler var şu an. Mücadele gücüyle öne çıkanlar var, hızıyla öne çıkanlar var. Sen nasıl bu kategorilerde kendini nerede görüyorsun? Ben oyun kurmayı seven bir stoperim. Arkadan oyunu görürüm, yönlendiririm oyunu. Modern futbolda artık stoperler oyunu kuruyor. Doğru. Peki bu konuda kendini idol aldığın birisi kim var? Van Dijk var, Liverpool oyuncusu. Arkadan çok iyi oyun kuruyor. Hava topuna çok hakim. Ayaklarına da çok hakim. O yüzden idolüm. Van Dijk'ın zaten dünya futbolunda hem savunma hem hücuma etkisi evet. attığı paslarla da yıllardır görüyoruz. Peki bu konuda hani şöyle bir durum var. Mesela Marquinhos var Paris Saint-Germain'de. O da çok etkili bir stoperdi ama zamanla orta sahaya kaydı. Senin böyle bir mevki değişikliği ya da hani stoper olarak mı devam etmek istersin, yoksa ilerleyen zamanlarda farklı mevkiler olabilir mi? Önceki zamanlarda sağ bek olarak başladım futbola. Sonra stopere kaydım ama ön libero'da oynayabilirim tekniğimden dolayı. Elanil, sen de henüz 10 yaşındasın ama bir aksilik olmazsa Paris Saint-Germain'de artık uzun yıllar forma giyeceksin. Ailenle beraber taşınacaksınız. Hatta kardeşin de futbolcuymuş. Evet. Evet, orta sahada oynuyorum dedin ama mesela oyunu hücum anlamıyla mı daha çok oynamayı seversin, savunma mı? Ben stilim yani ikisine de gidip geliyorum. İki tarafı da yardım etmeyi çok seviyorum. Mevki değiştirmeyi de düşünmüyorum çünkü orta sahayı çok seviyorum. İki tarafı da yardım etmek beni daha güçlü hissettiriyor. Hem savunmada etkili olmak evet. hem de goller asistler yapmak güzel bir duygu ki bunları yapabildiğinde videolarında görmüştüm aslında. Evet. Peki kariyer açısından şimdi Paris Saint-Germain'e gideceksin. Bu futbola yönelmen nasıl oldu? Futbola kesinlikle kendim oynamak istedim. Bunu babama söyledim. Ama annemle babam ben kız olduğum için futbolun bana uygun olmadığını düşündü. Ama ben çok ısrar edince beni Beşiktaş'a hazırladılar ve orada kariyerim başladı. Orada iyi oynadıklarımı görünce şaşırdılar ve Arsenal'in yaz okuluna geçtim. Orada da işte kariyerim başladı. Peki hayalin nedir futbolda?
Hayalim iyi futbolcu olmak. Kadın futbolunda büyüyünce küçük yaşlarında benden küçük olanlara örnek, iyi bir futbolcu örneği olmak ve dünyanın en iyi oyuncusu olmayı düşünüyorum. Bu konuda şu an kadın futbolunda da öne çıkan bir sürü isim var. Evet. Alex Morgan, Megan Rapinoe gibi. Senin bu konuda idollerin kimler? Paris Saint-Germain'de Maria Antonio ama onun dışında Alex Morgan dediğiniz gibi, evet. Benzer mevkilerde de oynuyorsunuz. Umarım evet. Senin için de çok güzel olur. Peki bu kadın futbolunda şimdi Paris Saint-Germain bayağı da bir yer edindi. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde de başarılara imza atıyorlar. Evet. Takip edebiliyor musun onları? Evet, takip edebiliyorum. O takım Paris Saint-Germain'in kadın futbolcusundan en sevdiğim forvet Maria Antonio. Onun gibi ben de forvet orta saha almak istiyorum. Çok güzel. Umarım ileride de bunlar da olur. Kamara, sana dönelim. Senin Türkiye'ye gelmen aslında futbolcu olmak için geldiğini söylemiştin. Bu yineden Türkiye'ye gelmek nasıl gerçekleşti? Tu es venu en Turquie et le fait que tu sois venu en Turquie, comment ça s'est déroulé en fait? Bon, ça s'est déroulé bon, autrement parce que j'étais sorti pour le foot et les études. Önce ben buraya gelmeyi dedim. Les études. Et je me suis retrouvé dans un pays là où il y avait pas de foot. Önce gelmiştim. La Chypre. La Chypre, la Chypre. Kıbrıs'a, tu es parti en Chypre. Ouais, ouais. Kıbrıs'a gittim önce. Maintenant, bon. Ve şimdi. J'ai vu qu'il y avait pas le football là-bas et puis moi je rêvais. Ve Kıbrıs'ta futbol olmadığını fark ettim. Moi je rêvais depuis l'enfance pour jouer au foot. Ve çocukluğumdan beri hep hayal ettim futbol olmayı. Maintenant, je me suis dit bon, j'ai fait l'anglais là-bas 6 mois. Maintenant, le congé, ouais. Oui. Kıbrıs'ta 6 ay İngiliz dersini görmüş. Bon, le congé maintenant, j'ai essayé de chercher le visa pour la Turquie. Ve Kıbrıs'ta olduğunda işte Türkiye'ye gelmek için bir viza aramaktaydı. La Turquie c'était bon aussi pour un footballeur de venir. Ve Türkiye güzel bir ülke futbolcu olmak için. Maintenant bon, quand je suis venu en Turquie ici, un jour j'étais couché à la maison, j'ai fait les recherches sur l'Académie Paris Saint-Germain. Ve Türkiye'ye geldiğimde işte evde araştırma yaptım ve Paris Saint-Germain Akademisi'ni buldum. J'ai appelé à l'office là-bas. L'office'i aradım. J'avais parlé avec une dame qui parlait Türk. Moi je parlais pas Türk. Ve Türk bir kadına ulaştım. Oysa ki ben Türkçe bilmiyordum Directement, o zaman. La dame m'a passé l'appareil à une dame. Ondan sonra başka kişiye yönlendirdiler beni. La dame la parlait le français. Ve hanımefendi Fransızca konuştu benimle. Maintenant, je me suis compris avec lui. Maintenant, on m'a programmé. Ve ondan sonra anlaştık. Quand je suis venu à l'académie, j'ai parlé avec la dame qui était à l'office là-bas. Maintenant, tu as parlé en français avec elle? Non, c'était l'anglais. Ondan sonra akademiye geldi ve orada İngilizce konuştu hanımefendiyle. Maintenant, nous avons passé à l'inscription, j'ai commencé. Ondan sonra kayıt olduk. Maintenant, j'ai travaillé là-bas et puis un jour. Şimdilik de orada antrenman görüyor. Les entraîneurs, bon, l'entraînement se passait bien. Un jour, l'entraîneur m'a apprécié, les gens m'ont apprécié, c'est bon, c'est bon. Antrenörler beni çok beğendiler, çok sevdiler. Maintenant, il y avait un gars, Hussein. Hussein diye bir beyefendi. On a fini un match. Maç bittikten sonra. Il m'a appelé. Beni aradı. Dans son bureau, il m'a dit. Bürosuna çağırdı beni. Il dit ça va. J'ai dit oui, kamera iyi misin? J'ai dit oui, ça va. Her şey iyi. Maintenant, il m'a dit. Continue à travailler, inchallah. Ve şimdi daha çok sıkı çalışmaya başlayacağız. Bon, le mot ça m'a plu parce que bon, c'était un rêve. Ve bana böyle destek olması çok hoşuma gitti. C'était un rêve de jouer comme professionnel. Donc, étant quelqu'un me dit que je suis en fait signé. Donc, j'ai dit aussi. Oyuncu olmak hep benim, futbol oyuncu olmak hep benim hayalimdi ve çok mutluyum. Maintenant, j'ai dit maintenant que ok, j'ai entendu. Maintenant, on s'est séparé là-bas. Ve artık duymak istediklerimi duydum. Toujours, j'ai commencé à boucher, moi j'ai commencé à faire mes entraînements. Yani daha sıkı bir çalışmalara başladık. Yani bu sıkı çalışmaların meyvesini de sanırım artık almaya başladı ve Karagümrük Futbol Kulübü formasıyla da Fenerbahçe karşı hazırlık maçında yer aldı. Takımla beraber antrenmanlara da çıkıyor. Profesyonel futbolcu olma yolundaki bu adımında Karagümrük Fenerbahçe karşılaşması senin için nasıl geçti? Orada da süre aldın. Ça a été comment Karagümrük, le match de Karagümrük et Fenerbahçe? Bon, le match Le match ça s'est bien passé parce que. Maçı iyi geçti. Etant moi je suis quelqu'un que j'ai pas fait d'abord le professionnalisme. Önce profesyonel olarak çalışmadım. Bon j'étais sur le banc et puis j'observais les jeux. Bon c'était un peu évolué. Ve oyunu izledim. Maintenant bon j'étais sur le banc on a dit de partir nous réchauffer. On est parti. Isınmaya gittim.
On est parti chez Sofia maintenant à la 83e minute. 83 dakikaya. Ouais, l'entraîneur m'a appelé. 83 dakikaya sonra çıktı. Antrenör çağırdı onu. Il a appelé le numéro 6 qui jouait comme işte, numara 6'ya gitti. Yeah, maintenant il m'a dit de partir là-bas. De jouer comme milieu 6. C'était ma première fois même de jouer comme milieu 6. İlk kez oynadım numara 6 pozisyonu ben ilk kez hayatımda oynadım diyor. Mais avec l'envie comme étant je suis footballeur, il faut que je me donne pour arriver. Ama ben futbolcu olmak istediğim için et puis je me suis forcé. Yani elimden geleni yaptım. Böyle maç da seviyorum pasyon. Maç gayet güzel geçti. 6 numarada oynamışsın. Peki daha çok kendini hangi mevkide, hangi rolde görmek istiyorsun? Hücum mu, savunma mı? Tu préfères être dans la défense ou être l'attaquant? Bon, je voulais être quand même l'attaquant ou bien j'accompagne l'attaquant quand même, mais je m'attendais pas quand même d'être défenseur milieu 6. Mais comme c'était le choix de l'entraîneur, j'ai accepté. Aslında atakan olmak istiyordu. Ama işte numara 6 teklifi geldiği için 6 numara oldu. Peki futbolda hücumu mu daha çok seviyorsun, savunmayı mı? Attaquant ou défenseur? Moi je suis un attaquant milieu 10. Attaquant. Je joue excentré milieu 10. Elanil, tekrardan sana dönüyorum. Senin peki bu şimdi futbolculuk günlerinde dışında pandemi de etkiledi birazcık aslında futbolculuk yaşamını. Pandemi sürecini nasıl geçirdin? Pandemi sürecinde futbolu çok sevdiğim için futbol oynamayı bırakmadım. Evin bahçesinde kardeşimle beraber antrenmanlar yaptık ve babam yine de bizi çok çalıştırdı antrenmanlarla. Yani futbolu bırakmadım pandemi sürecinde. Ailenin peki futbolla arası nasıl? Ailemde ben kardeşim ve Baran'la futbol oynuyorum. Ama ailem de beni olsun maçlar, olsun antrenmanlar çok destekliyor. Gerçekten onların desteği. Onların desteği de senin için çok önemli ki bu zaten aslında sporcu olma yolunda her branşta, hayatın her alanında da ailenin etkisi çok önemli. Bu futbolculuk dışında mesela eğitim hayatına da devam ediyorsun. Futbolcu olma antrenmanlar biraz sıkı tempo. Eğitim bununla beraber nasıl geçiyor? Bunları birbiriyle nasıl ayarlayabiliyorsun? Zor oluyor ama ben gerçekten çok çalışıyorum. Babam da çok çalıştırıyor. Zor olsa bile eğitim ve sporu birlikte getirmeye çalışıyorum ve bunu iyi yaptığımı düşünüyorum. Derslerinde notların iyi sanırım. Evet. Efe Berk, senin peki aynı şekilde pandemi sürecinde nasıl geçirdin günlerini? Pandemi sürecinde herkes için tabii çok kötü bir pandemi süreci geçti. Ben pandemi sürecini kendim için en verimli şekilde geçirmeye çalıştım. Kendi bireysel antrenmanlar yaptım, salonda çalıştım. Fiziksel açıdan kendimi geliştirdim. Toplu antrenmanlarıma devam ettim futboldan uzak kalmamak için. Tabii bunda ailemin de büyük desteği vardı. Onlarda böyle futbolculuk var mı? Babam biraz futbola meraklı. Aslında beni en başta o yönlendirdi. Sonra kendi isteğimle gitmeye başladım. Babam sayesinde başladım futbola. O da böyle beraber maç izleyerek aslında futbol sevgisi başlamıştır. Bu maç izleme demişken şu an günümüzde de internette futbolcu videoları çok popüler. Sizin böyle internette özel olarak izlediğiniz futbolcular var mı? Var. Boş zamanlarımda çoğunlukla mevkim gereği Ramos'la Van Dijk'i izliyorum. Bir de Marquinhos. Onların oyun kurmayı çok sevdiğim için pasları, asistlerine bakıyorum. İkili mücadelelerine bakıyorum. Topun nereye geleceğini falan önceden tahmin ediyorlar. Çok hoşuma gidiyor izlemek. Sen de bunları antrenmanlarda birazcık gösteriyorsun. Peki hücum futbolcularını özel olarak izliyor musun? Bazı oyuncular vardır. Atıyorum Van Dijk bahsettiği röportajlarında rakip hücumcunun neler yapabileceğini, ona karşı hangi çalımlamak için neler kullanacağını söylüyor ki Van Dijk mesela hiç çalım yemiyordu uzun zamandır. Senin de böyle bir çalışmaların oluyor mu? Karşıma örnek veriyorum. Karşıma Ronaldo gelse, onu karşıma alsam, ikili mücadelede neler yaparım gibisinde. Tabii ki de izlerim önceki maçlarını, ne yapıyor, ne ediyor diye. Her futbolcunun stili farklı sonuçta. Bazıları atıp geçer yanından, bazıları çalım atmayı dener. Senin Elanil peki bu konuda böyle izlediğin videolarını, izlediğin futbolcular var mı? Hem erkek hem kadın futbolunda. Evet, izlediğim oyuncular var. Benim stilim daha çok freestyle, yani değişik çalımlar yapmak. Bunun yüzüne Ronaldo ve Neymar'ın attığı çalımlar benim çok hoşuma gidiyor. Onları izliyorum. Gerçekten güzel çalımlarla iyi geçiyor oyuncuları. Sen de yapabiliyor musun bunların bir kısmını? Evet, yapıyorum. Yapamadıklarımda pes etmeden onları yapmaya çalışıyorum.
Ki onlar da hem doğal yeteneğin vermiş olduğu bir özellik hem de üzerine çok çalışarak gerçekleştiriyorlar ki dünyada da böyle hareketleri yapan sporcuları izlemesi daha da bir keyifli oluyor. Ronaldinho bu konuda hep bizi mest eden evet. isim daha yıllarca. Onun bilhassa büyük maçlarda rakibine yaptığı hareketleri izlerdik. Kamara'nın bu şekilde örnek aldığı futbolcu kimler? Kamara'da izlemeyi kimlerin izlemeyi seviyor? Est-ce qu'il y a des footballeurs que tu prends comme comme idole ou les vidéos que tu regardes, c'est quoi avec les footballeurs? Ah là, j'ai plein d'idoles. J'aime beaucoup. Je sais, dim kişi. J'aime beaucoup regarder les spécialités des joueurs tels que Neymar. En çok da Neymar'a bakıyor. Parce que Neymar da Silva c'est mon idole depuis l'enfance. Çocukluğumdan beri Neymar'ı çok seviyorum. Yeah. Hayranım ona. Mais les vidéos que tu regardes. Donc je regarde Ronaldinho. Ronaldinho'ya bakıyorum, Messi'ye bakıyorum. Hazard. Tous les attaquants quand même, tous les meilleurs joueurs quand même, je les regarde. Hücum yapan o futbol oyunculara bakıyorum. Parce que on dit quand tu veux devenir meilleur, il faut toujours regarder les meilleurs. Çünkü en iyi olmak isteyince en iyi olmalardan örnek almak gerekiyor. Bu konuda mesela mevkisi gereği Paul Pogba'yı sorayım orta sahada ya da Kevin De Bruyne gibi isimlere karşı ilgisi düşüncesi nedir? Avec les noms des joueurs, qu'est-ce que tu penses de ces joueurs-là? Oui, c'est les joueurs aussi talentueux, je les regarde aussi, j'aime leur jeu. Onlar da çok yetenekli buluyorum oyuncu olarak, futbol oyuncu olarak. Profesyonel futbolcu olmadı, şimdi sıkı tempo içerisinde. Türkiye'ye daha önce de eğitim almak için geldiğini söylemişti. Eğitim hayatı nasıl gidiyor? Apparemment, avant tu as pris aussi des entraînements. Nasıl? Tekrarlayabilir misiniz? Eğitim hayatıyla futbolculuk yolundaki çalışmalar nasıl gidiyor? Comment ça s'est passé? Avec les Fatih Karagümrük. Oui, Karagümrük'le ilgili. Şey, okul. Okul. Avec tes écoles. Avec mes écoles. Ouais, j'ai pu soutenir parce que au pays chez nous les études se limitent à 14h. Donc après 14h. Bizim orada okullar saat 2'den sonra bitiyor. Donc à l'enfance quand même quand on était enfant. On partait après 14h, 15h pour partir au terrain. Et okul bittikten sonra 15h pour partir au terrain pour les entraînements. İşte saat 3'ten sonra sahada oynuyorduk. O şekilde bir hayata da artık evet, alıştı. Tempo, daha evet. da profesyonel olunca bambaşka bir hale gelecek. Efe Berk, senin peki mesela şimdi antrenmanların var. Futbolculuğun var. Arkadaşların da nasıl vakit ayırabiliyorsun? Zaman yönetimi çünkü yeni jenerasyon evet. için biraz zordur ve önemli bir kriter. Sen bunu nasıl ayarlayabiliyorsun? Çoğunlukla sabahları ders çalışırım. Şu an pandemi var diye online derslerimiz var. Saat 5 gibi falan antrenmanımız oluyor. Akşama da kendimi arkadaşlarımla ayırıyorum bir iki saat. Arkadaşlarınla ayırdığın vakit online mi oluyor yoksa dışarıda mı buluşuyorsun? Dışarıda. Çünkü yeni jenerasyonda şimdi online oyunlarla iletişim kurmak da çok bariz. Çok öne çıkan bir durum. Mesela işte çeşitli en az 3 kişinin girdiği online oyunlarla da vakit harcanabiliyor. Senin aran nasıl bunlarla? Oyun oynamayı severim tabii ki ama ben yüz yüze daha çok iletişim kurmayı severim arkadaşlarımla. Bu da artık zaten sporculuk yolunda yaşamını bir standarda sokmuş olmanın da güzel bir yanı. Elanil, senin oyunlarla aran nasıl? Benim oyunlarla aram iyi ama daha çok ben arkadaşlarımla dışarıda oyun oynuyorum. Online oyunlar evde boş bulduğum zamanlar oynuyorum ama daha çok dışarıda yüz yüze buluşuyoruz arkadaşlarımızla. Çünkü genelde Z kuşağı bireylerden bahsedildiğinde sosyal medya oyunlarla ilgili olur ama siz bayağı oyunlarla aranızı sınırlandırmış ve hayatınızı profesyonel olma yolunda iyi bir şekilde gidiyorsunuz. Sosyal medyaya karşı mesela ilginiz ne durumda? Sosyal medya kullanıyorum herkes gibi. Çok sık kullanmıyorum. Günde giriyorum sadece bir kere arkadaşlarım ne yapmış ne etmiş diye. Elanil, senin aran var mı? Ben de girdiğimde bir saat en fazla iki saat giriyorum. Çok girmiyorum. Dediğim gibi daha çok arkadaşlarımla veya ailemle vakit geçiriyorum. Kamara'nın sosyal medyayla olan ilişkisi aslında Paris Saint Germain Akademisi'ni tercih etmesiyle de ortaya çıkan bir durum. Yani evet. sosyal medya üzerinden ulaştığı bir şey. Onun şu an arası nasıl? Utilises-tu les réseaux sociaux parce que tu as connu Paris Saint-Germain grâce aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu utilises beaucoup? Ouais, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Ouais, kullanıyorum sosyal medyayı. Surtout les entraînements, regarder les vidéos. En çok da antrenmanlara bakıyorum. Suivre les joueurs. Oyun futbol oyuncuları takip ediyorum. Evet. Biraz da Paris Saint-Germain Akademi'deki günlerinizden
bahsetmek, konuşmak istiyorum. Paris Saint-Germain Akademi'de futbolcu olmayı tam anlamıyla öğreniyorsunuz diye biliyorum. Bu konuda antrenmanlar dışında eğitimleriniz nasıl gidiyor? Efe Berk, senden alayım. Antrenmandan sonra kişisel eğitimler oluyor genelde. Şu an pandemi var diye şu an yok tabii ki de. Yabancı dil olsun, kişisel gelişim olsun böyle eğitimler veriyorlar. Yani hocalar bizde özel olarak ilgileniyor eksiklerimizi. Peki tam donanımlı futbolcu olmak için bunlar da aslında gerekli oluyor. Bu konuda Paris'te gördüğün eğitim nasıldı orada kamp sürecinde? Kamp sürecinde orada çok ilgimi çeken bir şey olmuştu. Her şey için bir hoca var. Şut çekmek için, pas çekmek için, özel antrenmandan sonra dinlenmemiz için hatta uyutuyorlardı bizi böyle. Şarkı falan açıyorlardı böyle. Değişik gelmişti. Orada şimdi sen bir sürü milletten oyuncuyla beraber yer aldın. Bu oyuncular arasında mesela gözüne kestirdiğin, bu benden iyi, ben bundan iyiyim dediğin durumlar oldu mu? Bir kıyaslama yaptın mı? Ya, tabii ki de oldu. Aslında kendim kıyaslamam için çok güzel oldu. Çok merak ediyordum yurt dışındaki oyuncuların bizden farkları ne falan diye. Çok da bir farkları olmadığını anladım. Ben gözümde çok büyütmüştüm giderken, ne bileyim orada ezileceğim falan diye. Orada bir iki tane kestirdim gözüme vardı ama tabii ki de. Orada onlarla iletişimin nasıl oldu? Arkadaşça mı oldu hemen? Öyle de bir şey sorayım. Arkadaşça zaten çok sıcak anlar. Geldiğim gibi yeni arkadaş falan gibisinden yanıma geldiler. Öyle bir sohbete başladık. Ondan sonra da zaten diyerek evet. Kaynaşma. Elan'ın senin Paris'teki günleri nasıl geçti? Ben endişeliydim ilk gittiğimde Fransızca bilmediğim için. Ama onlar Fransızca bilmesem bile anlaşabildim. Benim de benden daha iyi olan, benden daha kötü olan oyuncular vardı. Güzel geçti, sıcak kanlılardı. Geldiğimde yanıma geldiler, bana soru sordular. Yani zorlandım ama onlarla anlaşmayı becerebildim. Anlaştıktan sonra da zaten futbolun evrensel evet. gücünü kullanarak sahada kendini gösterdin. Bir aksilik olmazsa tekrar söyleyeyim, Paris'te yaşamına devam edeceksin evet. ailenle birlikte. Kardeşin hangi mevkide oynuyordu? Onun stili benden farklı. O defanstan topu alır, forvete gider. Onun stili benden daha farklı. Onun şutları iyidir, benim çalımlarım. O da orta sahada oynuyor. Forvete de gelir o da. O da defansa gelir. İki tamamlayıcı oluyorsunuz orta sahada. Evet, ikimiz de golcüyüz en sonunda. Kamara'nın peki bu konuda Türkiye'ye gelme kararında ailesiyle olan ilişkisi nasıl oldu? Ailesi bu konuda destekledi mi yoksa hani gitmemesi yönünde mi telkinde bulundular? Est-ce que ta famille t'ont soutenu en venant en Turquie? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? Ouais, ouais, ma famille m'a toujours soutenu. Ailem hep destek oldu. Ben onlara anlattığımda işte Türkiye gelmek istediğimi. Sormayı mı demandı? Tu viens en Turquie pour quoi et quoi? Je dis sadece bon. Nedenini sordu. Neden Türkiye gitmek istiyorsun? Je viens en Turquie pour toujours continuer mes études. Ben de hem okumak için hem de futbolcu olmak için. Ve şansımı denemek için. Bu şansının sonunda da iyi evet. bir yere ulaştı şu an için. Kariyer hedefleri nelerdir? Quels sont tes objectifs? Comment te vois-tu plus tard? Bon, plus tard avec le travail quand même, je rêve de voir. Sık bir çalışmayla. Je rêve de voir comme dans un monde professionnalisme. Yani böyle bir profesyonel bir yerlere varmayı çalışmak istiyorum. Yani varmak istiyorum diyor. Elan'ın senin kariyer hedeflerin arasında neler var? Mesela milli takımda şu kadar maça çıkacağım ya da işte kulüp olarak Paris Saint-Germain'in kaptanı olacağım gibi hayallerin neler? Ben kaptan olmayı düşünüyorum ve farklı ülkelerde oynamayı düşünüyorum. Mesela Paris Saint-Germain'de kariyerimi devam ettirip Türkiye'de de oynamak istiyorum çünkü orası benim ülkem. Türkiye'de de oynayıp Fransa'da da oynamak istiyorum. Yani iki takımı da oynamak istiyorum sıra sıra. Öncelik artık şu an Paris'te evet. başladı. Kariyerini orada güzel bir şekilde geçeceksin. Efe Berk, senin hayallerin arasında neler var? Hayallerim arasında şu an Paris'in A takımına çıkıp orada iyi bir performans sergileyip ülkemizi sergilemek, milli takımda oynamak istiyorum. Şu an ülkemiz futbolunda da stoperler bayağı bir ön evet. planda. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Kaan Ayhan gibi birçok önemli isim bizi Avrupa'da temsil ediyorlar. Onlardan arasında böyle performans olarak kendine yakın gördüğün oyun stili olarak kimler, kim diyebilirsin? Çağlar Söyüncü diyebilirim. Hızlı, o da benim gibi arkadan oyun kurmayı seviyor. Kendime daha yakın hissediyorum.
Çağlar'ın bu sene oyun kurma konusunda cesur hareketleri de İngiltere'de ve Türk seyirciler arasında da bayağı bir beğenildi. O da kendini bu sezon çok fazla geliştirdi. Merih Demiral hakkında ne düşünürsün? Merih Demiral çok mücadeleci bir stoper. Gözü kara bir stoper. Bence mücadeleciliği sayesinde bu kadar ilerledi. Birkaç yıl sonra belki milli takımda kaptanın olabilir. O da çünkü şu an liderlik konusunda Türk futbolundaki en önde çıkan isimlerden birisi. Stoper haricinde diğer mevkilerde böyle Türk futbolunda en beğendiğin isimler kimler? Türk futbolunda şu an Hakan Çalhanoğlu'nu beğeniyorum. Pandemiden çok iyi döndü. 9 gol yedi. Çok yüksek rakamlarla evet. 10-15 gol arası bir katkıda şu anda olmuştu. Çok formda. Milli takım için çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Milli takımımız bu yıl da aslında Euro 2020 oynansaydı çok ümit veriyordu ama sakatlıklar vardı. Euro 2021'de takımı nerede görüyorsun? Başarılı olur mu? Ne kadar başarılı olur? Bence bu yıl başarılı olacağız. Yeni kurulan kadroyla, genç kadroyla başarılı olacağımızı düşünüyorum. Dilerim sen de o kadroda ilerleyen yıllarda yer alırsın. Elanil, senin peki futbolda, Türk futbolunda beğendiğin isimler kimler? Kadın futbolunda ve erkek futbolunda? Türk milli takımın kadın futbolcularını çok bilmiyorum ama erkek futbolcuları gerçekten bu sene kadrosu iyi katılsaydı iyi ilerleme yapacağını düşünüyordum. Orta sahada senin oyun stiline yakın olarak kimi görüyorsun? Ben Hakan Çalhanoğlu'nu seviyorum. Onun da şutları iyi. Şutlarıyla ve biraz da serbest vuruşlarda bize evet. olan etkisi çok iyiydi. Kamara'nın Türk futbolcular arasında en beğendiği isimler kimler? Dans l'équipe de foot de la Turquie, quels sont les joueurs que tu préfères le plus? Je préfère dans le football turc quand même comme je connais pas beaucoup de choses. Çok bilmediğim için. Seulement Arda Turan, que j'ai vu jouer pour Arda Barcelona. Turan. Seulement c'est ça que je connais beaucoup dans en le... çok da onu tanıdığım yani bir isim olarak onu çok seviyorum. Ben j'avais regardé le match de l'équipe de la Turquie contre la futbol, France. Türkiye'nin futbol maçını izlemiştim. Bon, c'était une bonne équipe. Bon, il y avait des joueurs qui étaient tellement excellents. Güzel bir ekipti. Ki j'avais même cherché sur le YouTube, j'ai regardé les matchs. Ondan sonra internette YouTube'da araştırmalar yaptım. Seulement ça. Ve bu kadar. Gine'den Türkiye'ye gelen birçok futbolcu oldu. Bu konuda İbrahim Yattara Trabzonspor'da uzun yıllar forma giydi. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Qu'est-ce que tu penses de lui? Bon, İbrahim Yattara c'est juste un frère. Kardeş. Kardeştir. C'est un frère Gine international qui j'ai vu. Uluslararası bir Gine oyuncu. Donc il a beau fait aussi en Turquie ici qu'il est comme idole maintenant à Trabzonspor. Comment ça? Comme il est une idole maintenant pour les Turcs, Trabzonspor. Pour les Turcs. Non, l'équipe Trabzonspor. Trabzonspor. Trabzonspor, son équipe quoi. Yani, c'est-à-dire que c'est un idole pour toi. Ouais, ouais. Benim için bir idoldür kendisi. C'est un joueur aussi qui m'a inspiré aussi. Oyuncu işte benim için bir şeydi. İdol. İdol. O da hakikaten Türk futbolunda, hatta artık Türk vatandaşlığı da var. Türk futbolunun çok sevilen isimlerinden birisiydi. Paris Saint-Germain Akademi hakkında ne düşünüyorsun Efe Berk? Sen bugünlere gelmeni sağlayan akademiden birisi oldu. Paris Saint-Germain Akademi ile ilgili yani burada çalıştığımızda kalmıyoruz. Buradan farklı kulüplere gönderebilirler bizi. Bana bir kapı açtılar Fransa için. Şu anda zaten o açılan kapının da artık senin performansına bağlı olarak Paris Saint-Germain günlerin gelecek gibi evet. görünüyor. Elanil, senin Paris Saint-Germain Akademi'deki günlerin nasıl geçiyor ve orayla ilgili neler düşünüyorsun? Bence orası iyi bir kulüp. Antrenmandan sonra dil eğitimi veriliyor. Yani farklı eğitimler. Sadece futbolda antrenman değil, farklı bizi düşünüyorlar. Hem psikolojik hem sosyolojik evet. açıdan eğitimleriniz, dil eğitiminiz, Hı-hı. derslerinizde yardımcı oluyorlar. Paris Saint Germain'de altyapıda oynamamın sebebi Türkiye'deki Paris Saint Germain. Benim için onların da katkısı oldu çok. Kamara Türkiye'de Paris Saint Germain Akademi hakkında neler düşünüyor? Que penses-tu de l'école Paris Saint Germain? L'équipe de Paris Saint Germain. Non, de l'école. L'école, bon, c'est une bonne académie. Güzel bir akademi. Il y a des entraîneurs qui sont tout le temps disponibles. Entraîneurs hep burada.
Her zaman destek oluyorlar antrenörler. Yani nasıl bizi güzel bir yani güzel bir şekilde yönetiyorlar. Vraiment quand même ça se passe bien quand même les entraînements. Her şey yani antrenmanlar çok güzel geçiyor. Peki ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum üçünüze de. Dilerim üçünüz de çok başarılı olursunuz. Z kuşağının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Paris Saint-Germain Akademi'den 3 değerli isim Ela Anil, Temel Kur'an, Efe Berk Orun ve Abdurrahmane Kamare bizim konuğumuzdu. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.